Söz bırakılmadı. Diyarbakır sokaklarının çok iyi bildiğini ve Diyarbakır gençlerin ona gereken cevabı vereceği söylendi. Ya şunu kabul edelim. Savaşanlar gerçekten barış konuşmasını bilmiyor. Ve bunun mağduru yine Kürtler oluyor. Yine Kürtler ölüyor. Eğer 50 bin kişi öldüyse, milyonlarca insan evinden olduysa gerçekten barış dili geliştiremediğimiz için oldu. Ben bir Türk olarak bugün Türk Silahlı Kuvvetleri silah bıraksın, benim vergilerimle finanse edilen bir savaşı yürütmesin diyorsam, Kürtler de artık 5 tane madde var. PKK'nın dağdan inmesi için 5 tane madde var. Bu 5 maddenin hiçbirisi silahla çözülecek maddeler değil artık. 5'i de sivil siyasetin konusu. Ve gerçekten hayatı boyunca savaş konuşmaya alışmış Kandil bir şekilde kenara çekilsin. Bunu nasıl yapacaksınız bilmiyorum. Bunu Sırrı Süreyya mı yapacak? Bunu Diyarbakır Belediye Başkanı mı yapacak? Bunu kim yapacak bilmiyorum ama barış konuşmayı siviller başarır. Lütfen siviller daha çok inisiyatif alsın. Bunu birilerini düşman yapmadan da yapabiliriz. Gary Adams nasıl yaptıysa biz de yapabiliriz. Siz bunu yapmaya talip misiniz? Bunu çok merak ediyorum. Yani benim haddim değil. Gary Adams ben olacak değilim. Ben bunun bir sıra neferiyim. Basit bir... Rüya Önder, Gary Adams'tan da kıymetli biri olabilir. Eyvallah. Yani kendinizi hiç şey görmeyin o konuda. Fakat bu ülkede bir Tony Blair yok ki kardeş. Bu ülkeden de bir tane Gary Adams çıksın. Yani muhatabın... Bakın öyle demeyin. Lütfen çok önemli bir şey söylemem lazım bunun üzerine. Ondan sonra size bırakacağım. Siz çok iyi konuşmayı biliyorsunuz zaten. Eminim cevabını vereceksiniz. Yani bugün Tayyip Erdoğan oy aldığı kitle hakikaten en büyük gündem maddesi Kürt sorunun çözülmesi değil. Hatta bunu umursamayan da çok büyük kalabalık var orada. Tayyip Erdoğan Kürt açılımı demeseydi de kimse de aman da Tayyip Erdoğan Kürt açılımı desin diye de ona baskı yapıyor olmayacaktı. Bu ciddi bir bedeldi ve Tayyip Erdoğan Kürt açılımı dediği zaman memleketin sol partisi dahil olmak üzere vay efendim ülke bölünüyor, ülke bölünüyor. Yahu hakikaten dediğine diyeceğine pişman oldu. Bir de o işin o tarafı var. Yani tamam BDP bu konuda barış inisiyatifini aldı, biz sonuna kadar açığız dedi. Ben o konuda hiçbir şey diyemem ama yani memleketin diğer kalan tarafı bu memleketin bölündüğüne dair bir sürü şey üretti, tevzirat üretti. Yani şunu aklımızın içine sokmalıyız. Kürt halkı bölünmek istese hakikaten bugün kimse tutamaz onu. Ne silah tutar, ne top tutar, ne başka bir şey tutar. Yani bu iradenin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bugün yapmamız gereken son şey gerçekten işte düşman, yeni bir düşman konsepti üretmektir. Ben bugün Kürt siyasetinde iktidar partisine karşı çok ciddi bir düşman konsepti üretildiğini düşünüyorum. Bu zararlı. Haklıdır. Hiç tartışmıyorum. Elbette haklı. Ama bu çok zararlı ve yine Kürt çocukları ölecek. Sizden hakikaten bu ülkede bir gün geri adım sıkacak ve bu ülkeye barış getirecek mi çok merak ediyorum. Bu konudaki duruşunuz... Kandil bir kenara çekilsin. Kandil bir kenara çekilecek mi? Bunu sivil siyasetçiler nasıl başaracak ya da inisiyatif alacak mısınız bu konuda? Aynen bunu söylüyorum. Sivil siyasete alan açılırsa zaten hepimiz sivil siyasete talibiz. Yoksa Kandil'e giderdim, kimse de tutamazdı beni. Yani ben sivil meclise gitmek istiyorum. Bu meselenin çözümünü orada gördüğüm için. Bu bir kere hani sadece bu cevap yeter. Fakat Sayın Osman Baydemir'in adı iki seferdir geçiyor. Son olarak ona dair bir şey söyleyeyim. Ya bu halkı ne duruma getirdiler? Bu halk eskiden tartışmayı bilirdi, eleştirmeyi bilirdi, öz eleştiri vermeyi bilirdi. Siyasal tartışmanın bir adabı, bir formatı, bir raconu vardı. Bunu yerine getirirlerdi. Bunu Osman Baydemir'e ikide bir soran arkadaşlar, Osman Baydemir'in Diyarbakır'da gördüğü sevgiyi, ilgiyi hiç görmüyorlar. Bir. İkincisi, bu yapılan eleştiri Osman Baydemir tarafından şiddet olarak mı tanımlandı? Üçüncüsü, bırakın siz önce, siz derken sizi kastetmiyorum. Yani bunu ısrarla öne getirenler, demokratik bir tartışma kültürünü bir nebze kendiniz içselleştirin. Ondan sonra başkalarına bu konuda bir şey söyleme hakkınız olsun. Ben son olarak eğer başka soru alınmayacaksa... Sadece iki soru alacağım. Onları aldıktan sonra son olarak diyelim. Olur mu? Son olarak. Emre İmamoğlu ve Ezel Özkan. Emre İmamoğlu. Ali Bey. Efendim. Ercan Yılmaz, sen nasıl olsa anarşistsin. Mikrofonu izin vermeden de alır ve söylersin. O anarşistliğinin sırasını bekliyor bu ben meydan. Ben son söz hakkımı size veririm. O sözü almaz, söz verilmez, alınır diyen devrimci ruha sahiptir sizin gibi.
Peki, Emre İmamoğlu. Peki, hoş geldiniz. Bir güzel şairin bir güzel mısrasıyla başlamak istiyorum. Ahmet Arif'in dediği gibi dostuna yarasını gösterir gibi. Hakikaten çok fazla yaramız var. Hepimizin çok yarası var. Birçok olaydan gelen çok yaramız var. Ama artık vakit birbirine yarasını gösterme zamanı. Birbirimizin yaralarını evet kaşıyarak, bu yaraların sebeplerini karşılıklı konuşarak ama yaraları tekrar açmaya ve acıtmaya çalışmayarak devam etmemiz lazım. Bu programda yaklaşık 6 aydır birlikteyiz sevgili Ali Kırca ile birlikte ve burada birçok siyaset adamını ağırladık. Zaman zaman siyaset adamlarında şöyle bir tavır sezdim. Haksız da olabilirim. Bu her meslekte, siyaset de bir meslek olarak kabul edersek, her meslekte bir profesyonel defekttir. Bir süre sonra duyarsızlaşma. Ve biz burada evet Kürt meselesini, birçok başka meseleyi konuştuk. Ama her seferinde maalesef bazı siyaset adamlarının meseleye şöyle baktığını gördüm. Meseleyi çözmek yerine biz bu işin çözümünden ne kadar oy çıkarırız'a bakıldığını gördüm. Her iki taraftan da böyle bakanlar olabilir. Ben bir hekimim. Tedaviye ben bundan ne kadar çok para kazanırım diye bakmam. Ben bunu en kısa, en acısız ve en iyi şekilde nasıl tedavi edebilirim diye bakmam lazım ki evet Kürt meselesi Türkiye'nin en önemli yarası. Çok konuştuğumuzdan ben de şikayet ediyorum ama maalesef bu yarayı, bu hepimizin yarasını hep birlikte el ele verip iyileştirmemiz lazım. Benim sizden beklediğim ne olur, ben internette falan bakmadım hiç sizine. Bakmadım çünkü internete çok inanmıyorum. İnternette herkes her şeyi yazıyor. Sadece sizin bir filminizi seyrettim. İki tane de röportajınızı izlemiştim. Oradan Adıyaman'dan ilk siyasal bilgilere geldiğiniz zamanki bir şeyleri anlattınız. Onlar çok gönül telime değdi. Sizi oradan tanıyorum ve öyle devam etmek istiyorum. Ve ne olur bu duyarlılığınızı, insanca duruşunuzu, belki bazı arkadaşlarım şu an siyasi duruşunuzu desteklemeyebilirler. Belki ben de sizi bu anlamda tümüyle desteklemiyor olabilirim ama insanca duruşunuzu ve vicdanınızı da mecliste bizim için koruyunuz. Peki. Teşekkür ederiz. Ezel Özkan. Biraz geç oldu ama iki sorumluluktan kurtulmak istiyorum. Muş Havalanı'ndan, Muş Havalanı çalışanları Sayın Ali ve özellikle Sinan kardeşimin selamı var. Sizleri izliyorlar, selam bekliyorlar. Selam gönderirseniz sevinirler. Selamun aleyküm herkese. Sırrı Bey, size de Bitlisli hemşerilerimin selamı var. Özellikle Seda kardeşim şu anda izliyor ve sizden selam bekliyor. Sılav hürmet. Sizleri gördükçe yeni mecliste umut dolu bakmaya başladım. Yeni anayasa güzel şekil vereceğinizi umut ediyorum. Bugün şunu da gördüm. Eskiden Kürt yoktu. Bugün Kürt var, dili yok. Bu da enteresan bir şey. Ben şunu söylüyorum. Empati sorunumuzun olduğunu hep söyledim. Ben Türkçe belki yüzlerce, binlerce sanatçı ismi verebilirim. Yazar verebilirim. Tarihçi söyleyebilirim ama Türk kardeşlerim, Türk büyüklerim kaç tane Kürt yazar, Kürt şarkıcı, Kürt türkücü, Kürt ozan söyleyebilir. Yani ya da bir Ahmedi Hani'den, bir Cigerkun'den kaç tane dörtlük söyleyebilirler. Bunu merak ediyorum. Bu ülkede hep bölünme korkusu oldu. Sizin zamanınızda da vardı, bizde de vardı, şimdi de var ve bölünme korkusu hep Kürtler üzerinde yapıldı. Hiçbir Kürt enayi değildir İstanbul'u bıraksın. Hiçbir Kürt enayi değildir Antalya'yı bıraksın. Hiçbir Kürt enayi değildir Eskişehir'i bıraksın. Çünkü o Kürtlerin ataları Çanakkale'de şehit oldu. Şehit olurken sadece Bitlis, Muş için şehit olmadılar. Bir Türkiye'nin hepsi için şehit oldular. Ama siz bölünmeyi 10 defa, bizde bir söz vardır. Taşa 10 defa söylenirseniz taş seslenir. Siz 10 defa insanların kafasına zorla tahrik ederek bir şeyleri söylerseniz, diliniz yok, siz yoksunuz, geçmişiniz yok, tarihiniz yok derseniz bir insan bir ileride çıkar ya dillenir var der. Şundan televizyon başında izleyenlere, bizi izleyenlere bir saatliklerini ya da 10 dakikalıklarını vicdanlarıyla baş başa kalarak bir tartıya oturmaları istiyorum. Bu ülkede Kürtlere yapılan ve Türklere yapılan baskıları, zulümleri bir tartıya oturtsunlar. Hangisi hangisine fazla yapılmışsa ondan yana tavır alsınlar. Onu desteklesinler. Kime fazla zulüm yapılmışsa, kime fazla haksızlık yapılmışsa ondan yana
vicdanlarındaki sesi dinlesinler. Kürtler hiçbir dönem bu ülkeyi bölmedi, ben hep bunu söylüyorum. Yine bölmeyecekler çünkü o kadar çok ortak yönlerimiz var ki arkadaşlar. Bayrak bir, devlet iki, millet üç, en önemlisi din. Ötekisini geçiyorum, akraba ilişkilerimiz. Bugün hangi Kürt ailesine bakarsanız bakın, bir Türk gelin, bir Türk damat vardır. Bunu öteki tarafa da bakarsanız, Türk tarafına da bakarsanız aynı şekilde bulursunuz. Et ve kemik olmuşuz. Ama et ve kemik sadece kağıt üzerinde kalırsa bunun kardeşlikle bir bağdaşıcılığı yanı kalmaz. Bu ülkede kardeşlik adına, evet kardeşim, benim Kürt komşum var, benim Kürt kardeş arkadaşım var. Ya var da bu Kürt'ün bir dili var ya, bu Kürt'ün bir geçmişi var, bu Kürt'ün bir coğrafyası var. Kimse bölünmek istemiyor. Bir de şunu gördüm Sırrı Bey, bunu da paylaşmak istiyorum. YSK kararıyla bütün sosyal blok bir araya gelip tepki gösterdi. Bugün Mustafa amcamla da şunu gördüm. İster AKP'nin Kürt'ü olun, ister CHP'nin Kürt'ü olun, ister MHP'nin Kürt'ü olun, isterseniz BDP'nin Kürt'ü olun, isterseniz tarafsız bir Kürt olun. Temel ve hak ve sorunlarında bütün Kürtler bir oluyorlar. Kimlikte bir oluyorlar, ana dilde aynı tepkiyi gösteriyorlar. Bu da bir güzel gelişme. Güzel yöne doğru gittiğimize inanıyorum. Hele siz de mecliste görürken, geçen hafta Şafak Hanım vardı, onu mecliste görürken ve inanıyorum AK Parti'nin içerisinde de farklı yerde de bulunsanız aynı düşüncede paylaşabileceğiniz çok değerli insanlar var. Ben sadece son bir şey söylemek istiyorum. Yaşadığım bir şeyi arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Belki vicdanları ya da duyarlı olur. Ben Muş Havalan'dan bu program için gelirken Ali Bey, dışarıda yaşlı bir amcam ve teyzem oturuyordu. Yani son anons yapılıyor. İstanbul uçağı için bu son anons diyor. Ben yöneldim havaalanı girişine güvenliği geçmek için. Ya Kürtçe dedi, Kremen Evaçet Beci, oğlum bu ne diyor? Dedim ki amcam, diyor ki İstanbul için son çağrıdır bu. Yahu dedi, ben İstanbul uçağına gidiyorum, bak sana sormasaydım bilmezdim bunu. Ben uçağa kaçıracaktım, ben bu ülke için Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'ta savaşa katıldım. Ama bu ülkede benim dilim için şurada Muş'ta bir anons yapılması çok mu zor? Benim anlayabileceğim bir dilde bunun yapılması çok mu zor dedi. Ve inanın ki o gün cevap veremedim. Hala da cevap veremiyorum. İnşallah bundan sonraki dönemlerde cevap niteliğinde olur. Bu yüzden sizi önemsiyoruz. Sağ olun. İnşallah bundan sonraki seçimde umut dolu bir yarınları görmek için çaba harcayacağınıza inancımı paylaşmak istiyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi